7000 yıl bir takvimdir. Peygamberim belirtti bir takvim başlangıcı. Hazreti Nuh devrini esas alıyor olabilir. Hazreti İbrahim devrini esas alıyor olabilir. Hazreti İbrahim'in doğumu olabilir. Hazreti İbrahim'in hicreti olabilir. Nasıl peygamberin hicretini esas alarak biz, değil mi? Bir takvimle karşı karşıyaysak hicri diyoruz. Mesela 1432'deyiz. Nedir diyoruz başlangıcı? Peygamberimizin hicreti. Demek ki oluyormuş takvim. O da Hazreti İbrahim'in hicreti olabilir. Yani 7000 yıl önce Hazreti İbrahim'in hicretidir. Bir vakittir o. Peygamberimiz vakti belirlemek için onu söylüyor. Yani 7000'den 5600 yıl geçti diyor. Bu ahir zamanda Mehdi devrinde Mehdi'ye yardım etmek için Peygamber Efendimiz'in söylediği bir hadis. Yani Mehdi'nin vakti belirlemede, insanlara vakti ispat etmede kullanması için Peygamberimiz Mehdi'ye yardım amaçlı bu hadisi söylemiştir. Diğer yıllarda kullanılacak gibi bir hadis değil bu. Sadece Mehdi devrinde kullanılacak gibi bir hadistir bu. Çünkü bakın 1400 seneden beri bu hadis biliniyor. 5600 yıl geçmiştir hadisi biliniyor. Ama vakit şu an buraya gelince, Hicri 1400'e gelince, 7000'e dayanınca 7000'in bitmesine ne kalmış? 100 yıl kalmış. Yani 70 yıl kalmış. O zaman Mehdiyet bu yüzyılın dışında mümkün değil. İsa Mesih'in çıkışının başka bir yüzyıla alınması mümkün değil. İnşallah. Ve İmam-ı Hanbel gibi büyük mezhep imam bunu söylüyor. Ve hadis imamı. İmam-ı Hanbel çok büyük alim. Birçok alim söylüyor fakat asıl nakletmesi açısından, bildirmesi açısından onun söylemesi çok hayatidir. 5600 yıl geçmiştir diyor Peygamberimiz. Onu naklediyor. Bitti. Bu 5600 yıl hadisini herkes ezberlesin, herkes herkese de anlatsın. Sayfalarını da söylemiştim. Bunu çok üstüne duralım. Yani konuyu kökten halleden bir hadistir. Ve bundan korkuyor adamlar, anlatmak istemiyorlar. Birçok vatandaş, yani İttihat-ı İslam'a karşı olan insanlar, Türkistan Birliği'nin bu yüzyılda olmasını istemeyenler, bu hadisten acayip yediyorlar. Çünkü çok çözücü bir hadistir. Celaleddin Suyuti'nin tasnifini hazırladım. Bir kere Ali bin Hüsamettin El-Muttaki'nin kitabı. Fakat Suyuti'den naklediyor. Bakın. Suyuti'nin tasdik ettiği bir hadis. Suyuti sahih hadis diyor. İmam-ı Hanbel sahih hadis diyor. Ali bin Hüsamettin El-Muttaki sahih hadis diyor. Elmalı Hamdi yazır sahih hadis diyor. Bütün hadis alimlerin ittifakla kabul ettiği bir hadis bu. Ne diyor? Ahmet İbni Hanbel ileneni nakletti. İsmail bin Abdülkerim Abdüssamet'in, o da Vehb'den rivayet etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ferman etti ki dünyadan 5600 yıl geçmiştir. Bitti. İnşallah. Bakın diğer hadislerde 7000 yıllık bir vakit veriyor. Netleştirmek için de 5600 yıl geçmiştir diyor. 7000'den 5600'ü çıkarttığında 1400 kalır. 1400'de 1500'ün arasında her şey bitiyor diyor. Bediüzzaman ne diyor? Bediüzzaman da aynısını söylüyor. Onun için bu hadisi herkes ezberlesin, herkes birbirine anlatsın. Üçkağıtçı sahtekar takımını kıstırmada çok iyi bir delil. Yani çok fazla delil var ama o güçlü delillerden birisi de budur. Bir de Peygamberimizin dediği alametlerin aynısından çıktığını anlatmak. Sürekli anlatın. Ben mesela anlatacağım. Mesela 3 yıl, 5 yıl anlatırız benim kanaatim. Çünkü bayağı kalın kafa, odun kafa, taş kafa adamlar var. Şimdi biz yani zeki, hemen kavrayanları anlattığımız gibi ahmaklara da anlatıyoruz. Ahmağın kafası bazen 5 yılda açılır, bazen 6 yılda açılır. Tıkanmış kafası. Ahmak kafasını sökünceye kadar uğraşacağız. Kasten anlamaz yani, ayrı mesela. Cahilini anlamayan ayrı ama hinliğinden anlamayan ahmaklara yıllarca anlatacağız.